Dilek yazısını direkt mumun önüne koysana bir bakayım. Bir drink alır mıyız? Olmaz, no woman no cry diyor. Şu. Bunları çekti şimdi yani. Olabilir. Şarkı söylediğim yere çekmedin değil mi? Temin. Hangi şarkı çekiyor şu an? Hele minnaş minnaş. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir koleksiyon videosu çekmeye karar verdim. Çünkü en sonki koleksiyon videom bayağı bir tutuldu. Hikayelerim hoşunuza gitti gördüğüm kadarıyla. Dedim ki bir daha çekelim, güzel hikayeler anlatayım size. Aynı zamanda en sevdiğim kategoriyi göstermek istiyorum sizlere. Tabii ki highlighter. Bence bir drink alın, bir ne bileyim kola alın, bir kahve alın. Çünkü bayağı uzun bir video olabilir. Çünkü bayağı bir aydınlatıcım var. Fazla konuşmadan direkt videoya başlayalım bence. Çay iç, çay. Drink ne? Bir havamız. Sarı kola için veya bir çay alalım veya bir kahve alalım. Le kola. Popcorn. Le patlamış mısın? Le kola, le kola. Le kola. Tadı çok kötü. Al işte, girdin hikayeye. Hemen girdin. Dakika bir, gol bir. Arkadaşlar en son tatildeyken 2019 dayım ve kuzenimle BİM'e gittik. Ben hayatımda hiç le kola denememiştim. İlk deneyimim orada oldu. Bir de gitmişim şekersizini almışım. Zaten tadı yok. Bir de gidiyorum şekersizini alıyorum. İlk highlighterlarım Revolution markasının Skin Kiss serisi. Bundan 1, 2, 3, 4, 5 tane var bende. Galiba 7 tane falan var bunlardan zaten. Şöyle. Öteki ikisini de al da ileride değerlenirse. Evet, aynen. Niye almamışım zaten bilmiyorum. Ismarlayayım bari onları da. İlk olarak Frozen Kiss. Bu gümüş renginde bir aydınlatıcı. Swatchlamayacağım fazla arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok olduğu için swatchlarsam bir 40 saat falan olur. Gerek yok. Dream Kiss var. Bu böyle bayağı çeşit çeşit değişik renklerde. Bu arada senin yüzündeki Bob Marley'in yüzünü fokusluyor kamera. Aga öldün, bırak bu işleri artık. Prizmatik mi? Prismatic Kiss. Yalnız Anadolu'dan New York'a geçiş oldu bu biraz. Prismatic Kiss var. Bu daha pembemsi. Bunun yanında bunun bayağı kapağı kötü. Peach Kiss. Bunu Watson's'tan almıştım. Evet. Watson's'tan almıştım Türkiye'de. Türkiye'de de ürünleri bantladıkları için işte bu hale geldi. Lütfen şu tester olmayan şeyler hariç ellemeyin şu makyaj malzemelerini. Evet. Lütfen arkadaşlar. Ama yine de bantlamak zorundalar galiba. Türkiye'de öyle. Burada öyle değil. Çünkü niye hepsini pırkalıyorlar? Burada da evet alırken zorlanıyoruz zaten. Ve tabii ki vazgeçilmezim Star Kiss. Iconic. Şöyle büyük bir ürünle devam edeyim. Anastasia Beverly Hills'in Dream Glow Kit'i. Bunu bana ablam doğum günümde mi almıştım? Yok, yıl, yeni yılda da. Yeni yıl hediyesi olarak almıştı. Yeni yıla bomba gibi değildi ama maalesef öyle bir yıl yaşayamıyorum. Yaşayamıyoruz. Ama her ne olursa olsun çok güzel bir aydınlatıcı paleti. Tavsiye ederim. Gerçekten kaliteli bir ürün. Urun. Ivana Sert. Ürün. Ivana Sert. Harika bir ürün. Fiyatını hak ediyor. Türkiye'de var Catrice. Tabii yok diyecektim. Ama bu artık satılan bir şey değil. Bir koleksiyon ürünüyle devam edeceğim. Bu satılmıyor tabii ki artık. Catrice'in La La Berlin. Berlin. Ne demek isterseniz artık. O koleksiyonundan. Yani bundan fazla bahsetmeyeceğim. Zaten artık satılmıyor. Galiba bu üründe satılmıyor artık. Becca'nın Ocean Jewels Highlighter paleti. Bunu da şöyle göstereceğim. Bu da çok güzel bir palet. Bu da fiyatını hak ediyor.
Ama bence Anastasia mı Becca mı derseniz ben Anastasia'yı tavsiye ederim. Ama Becca'lar da tabii ki güzel. Bence şu krem ürünleri bir göstereyim. Bunlar favorim olmadığı için pek de şey yapmayacağım. Golden Rose 01 Bright Gold Highlighter Stick. Bu da böyle bir ürün. Fena değil ama dediğim gibi böyle kremimsi aydınlatıcılar falan pek kullanmıyorum, sevmiyorum. Catrice'in Golden Dust Highlighter Drops. Bunları hızlıca geçeceğim, pek de bahsetmeyeceğim. Mana Kadar Beauty Glow Illuminator. Aralarında en sevdiğim bu. Çünkü performansı en azından bir toz highlighter kadar iyi. Bunlar da fena değil. Pastelin Moonlight ve Sunlight aydınlatıcıları. Bunları zaten herkes biliyor. Pek bir şey dememe gerek yok. Bayağı sevilen bir ürün bu da. O zaman şunu da göstereyim. Bu markasız. 1 milyoncudan falan almıştım. Body Shimmer Dust diye bir şey. Şöyle. Ya toz yani. Şurasından sıkıyorsunuz vücudunuza falan. Pastel dedik. Pastelle devam edeyim. Professional Stardust 322 numarası. Bunu da herkes biliyor aslında. Uygun fiyatlı ve sevilen bir ürün. Ha kırdın demişken gerçekten kırılan bir şeyle devam edelim. Ben bunu... Aa yine kırılmış. Ha niye? Aa bu kadar olamaz. Arkadaşlar ben bunu bavulda gelirken bu kırılmıştı. Ben bunu presledim ve yine kırılmış. Aslında bayağı presli öyle kaldı. Hele kullandıkça artık şey mi oldu? W7'in Glowcomotion Shimmer Highlighter'ı. Numarasını bilmiyorum çünkü arkası soyuldu. Güzel. Bunlarda. Bayağı evet bu güzel sende de var değil mi? Üzüldüm şu an bir daha presleyeceğim. Ne yapayım mecbur. Şöyle çok sevdiğim ürünlerle devam edeceğim. Wet n Wild'ın Be You Glow Girl toz pudra toz highlighter'ı. Bir de Written in the Stars. İkisi de aslında aynı. Şu daha pembe. Bu daha gold. Ve bu gold olanın simleri daha iri. Bu daha doğal duruyor. Ama performans açısından bayağı bomba gibi ikisi de. Le Cola dedik, Bim dedik. Bununla devam edelim. Carla Makeup. Bunu da biliyorsunuz eminim. 02 numaralı ürünü. Made in Turkey diyor zaten. Bunu Bim'den aldım arkadaşlar. 10 liraya falan düşmüştü. Hiç ümidim yoktu. Hiç beklentim yoktu. Tester'ı da yoktu. Deneyemedim. Bim bu işi biliyor. Bu arada Bim gerçekten çok iyi bazen. Çünkü Golden Rose rujları falan geliyor. İnternetten görüyorum. Nedense ben orada olduğumda ama hiç göremiyorum. Zaten sabah yarım saatin içinde bitiyordur onlar. Aynen. Bir de böyle yüz temizleme cihazları falan da geliyor. Yani o konuda A101 ve Bim bayağı başarılı. Bunu da çoğunuz biliyordur. Wet n Wild'ın Blossom Glow Highlighter'ı. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi highlighter'ları çok seviyorum. Ama çoğu highlighter'ın arkasına bakarsanız özellikle de daha ucuz fiyatlı olanların ilk sırada içerik olarak hep Mika geliyor. İngilizce'de Mika artık nasıl demek isterseniz. Bu ne derseniz bu maden. Maden gibi yani yerden toplanıyor. Ve çoğunlukla Hindistan'da çıkıyor bu ürün. Malzeme ne demek isterseniz artık. Ve çoğunlukla çocuklar tarafından toplanmak zorunda kalıyor. Bunun belgeseline baktım. Gerçekten üzüldüm. Ama şimdi şeye çok önem veriyoruz ya şurada cruelty free işte hayvanların üzerinde denenmemiştir. Tabii ki o da çok önemli. Ama gerçekten ucuz... Mika yani Mika kullanılması yani bilemem tabii şimdi hangisinde var hangisinde yok ama çoğu şirkette açıklama yapıyor. Hayır biz sentetik Mika kullanıyoruz yani çocuklar tarafından kullanılan o maden değil diye açıklama yapıyorlar ama ne kadar güvenebiliriz bilemiyorum. O yüzden yani highlighter kullanırken aslında kendimi hep bir suçlu hissediyorum ama yani
sentetik olan mı yoksa gerçeği mi bilemem. Essence'in Bloom Baby Bloom. Bunlar da koleksiyon ürünüydü. Ama bunlar çok güzel. Fenty'nin highlighterlarına çok benziyor bunlar. Fenty demişken Fenty ile devam edelim o zaman. Yani bu ürünün neden büyüğünü almadım diye bayağı pişman oldum arkadaşlar. Bu How Many Carats aydınlatıcısının minik olanı. Bunun tabii böyle büyük olanı var. Ama güzel midir diye güvenemedim. Pahalı olduğu için de küçüğünü aldım. Keşke büyüğünü alsaymışım. Fenty Sephora'da satılıyor. Sephora'nın kendi markasıyla devam edelim. Bu da Romantic Glow 03 numaralı aydınlatıcısı. Ambalajı şöyle. Bu şu şekilde bir ürün. Bu çok doğal bir aydınlatıcı. Şu an senin yüzünde olan hangisi? Benim yüzümde lütfen. Ben tabii ki bir aydınlatıcı kullanmıyorum yani. Evet, ben onları yanlış sordum, pardon. Sizin yüzünüzdeki highlighter'lar hangileri? Hepsi demiş. Onu birazdan göstereceğim, o zaman söyleyeyim bence. Tamam. Ama diyorsanız ki yok, ben böyle bir ürün olsun, hiç böyle belli olmayan, o zaman şu ürünü size tavsiye edebilirim. Bu Benefit'in Dandelion Twinkle ürünü. Bu gerçekten böyle pudra ama hafif sim. Yani öyle bir ürün. Benimki tabii ki minik boyu yine. Bu ürünü tavsiye edebilirim öyle bir ürün arıyorsanız. O zaman yüzümdekine gelelim. Stila'nın Brilliance adındaki ürünü. Niki Tutorials çok gösteriyordu bunu. Heaven's Hue Highlighter serisinden bu arada. Ama bunun üstüne de tabii ki Fenty'nin How Many Carats ürününü bir daha uyguladım. Çünkü bunu yalnız kullandığımda cildimde böyle kahverengi bir çizgi oluşuyor. Çünkü benim cildim için biraz koyu. Online'dan aldığım için tam kestiremedim hangi ürünü, hangi rengi bana uyar diye. O yüzden daha açık bir highlighter'la her zaman bunu karıştırıyorum. Ama bunun performansı bayağı iyi ve doğal gözüküyor. Yani simi iri değil. Çok saçma bir highlighter'la devam edelim. Hiç kullanmadım daha alalı. Hiç mi? Hiç kullanmadım. Tester'ı yoktu. Gratis'ten aldım bu arada. Wet n Wild'ın 688 numaralı Water adında. Ben de bunu alırken diğer sevdiğim mavi highlighter'ım diye düşünerek aldım. Ama bu maya mavi. Ben bunu uygularsam yanağım komple mavi olur yani. Far gibi biraz. Evet, biraz far gibi olduğu için hiç kullanma şeyim olmadı. Yalnız gazoz şişeleri. Okuyayım mı? Burada yazıyor ki şimdi bu mandalinalı gazoz. Mankafa. Portakaldan daha çok mandalina seviyorum ama gidip portakallı içecek içiyorum. Ne yapalım canım? Mankafa vardı da biz mi içmedik diyenler için. Tasarlanmış bir ürün. Bu gagoz dışındakiler. Doğala özdeş karizma, renkli menkli bir hayat, cool kızlar, dünyayı kurtaran adamlar, matrak asit içerir. Tek yan etkisi geğirtir. Tikilerin ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gagoz bir feza markası. Feza ne demek? Feza galiba o... Markanın adı. Markanın adı. Fabrikanın veya firmanın artık neyse onun adı diyebilirim. Ama feza Türkçe'de de yok mu? Var. Feza isim aslında. Neyse. TDK yazılıyor. Bu arada hor görmeyin arkadaşlar. Dört dil bazen karışabiliyor. Türkçe'ye de pek şey odaklanamıyorum. Öyle falan. Burada bir tea. Az gazlı ice tea. Üşümüş şeftali. İçinde öyle %100 şeftali suyu falan yok. Bak bunlar bayağı harbi. Direkt benim gibi çakıyorlar. Söyle. Çok iyi. Böyle işte. Hatta hiç şeftali suyu yok. Çok güzel şeftali aromalı bir ice tea. Biraz da gaz var. Acayip iyi arkadaşlar. Yani gerçekten yani yalan yok. Yalan yok. Yani bu gerçekten bulursanız bunları tadı da efsane. Bu arada gerçekten sen neden hiç acaba şişeleri eğip sarkmışsın? Söylemesene. Niye ifşa alıyor? Nedir yani? Çünkü bir tek onu buldum şimdi oraya uygun. Biraz yüksekte
dursun istedim, o yüzden. Şu an neyi düşünüyordum biliyor musun? Seni dinlemedim bile. Bir T yazıyor ya, şey geldi aklıma. Çaycı Hüseyin. Çaylar. Allah'ım ifşa oluyor ya. Arkasındakini de göster. Sen ne diyorsun? Evet, Novament'a kaydı, takılı kalmıştı. Arkasındakini ananas mı? Gördü herkes zaten. O ananas o kadar yüksek mi? Bak bakalım altına. Ya. Oraya normal bir kutu koymuş. Ne tekniğiydi o? Peki bu tesadüf mü? Relax. Hayır, onu sırfın için aldım. Uy, tamam. Duydun mu sen beni? Dinlemedim. Çaycı Hüseyin'de kaldım. Kaç kere öldü adam Instagram'da. Her ay görüyorum Çaycı Hüseyin öldü diye. Artık adam Allah korusun gerçekten ölse inanmayacağım. Kimse inanmayacak. Onu onun için özel aldım dedi. Relax yazısın ona. Tabii ki de. Ha, plak benden, relax senden. Keyfi de sizden. Sen de mi beni duymadın? Hayır, evet. Çaycı Hüseyin'de... O ananas ışığının altındaki bir kutu dedin ya. Ne tekniğiydi o kutunun dışındaki? Bir şeydir, aklıma gelmiyor. Hadi bil. D ile başlıyordu. Neydi ya? İkinci harf alayım. E. D. Degage yok. Degage çok başka bir şey. Debriyaj dermiş. Hayır. Üçüncü harf alayım. Ya o kadar da. Söyle söyle. Découpage. Découpage. Fransızca. Ne alaka ya? Découpage tekniği deniliyor. Fransızca da bastırmak. O da? Galiba. Böyle kesiyorsun falan, yapıştırıyorsun. Her neyse. Öf, tamam neyse, şimdi Fransızca mı konuşacağız yani? Fransa'dan izleyenlerimiz var. Selamlar olsun. Gabrini markasının highlighter paleti A numaralı. Ama ben şu an bir şey vermek istiyorum. Neyi? Feza gazozları bize ulaş. Bize yollarsın artık. Bak bizde de yalan yok. Direkt yolla ya. Benim aklıma şey geldi. Gazoz deyince Ankara'danki olay. Hatırlatma. Anlatayım mı bunu? Bence onu anlat. Şimdi bir gün Ankara'dayız. Ankara'nın bağları diye geziyoruz. Sonra işte biz bir sen, ben, kuzenim bir şey içecektik. Yani susadık, spor falan yapıyorduk. Onların evlerinin karşısında spor tesisi var. Dayım falan da vardı ya. Yok, dayım yoktu ya, biz üçümüzdük. Hayır, vardı çünkü maç yaptık ya. Ya neyse işte. Maç biz yaptık. Hepimiz işte, hep beraberdik. İşte bir şeyler içeceğiz. Yani ne uzattık bayağı. Alt tarafı bir şey içeceğiz yani. İçecek alacağız. İşte sorduk. İşte ben gazoz istiyorum, ben soda istiyorum falan filan. Şu kapak olayları var işte. Açacak lazım haliyle. İşte beyefendi de bayağı uykuluydu. Son gece böyle 12 gibi falandı çünkü. Orada çalışan beyefendi de bayağı uykuluydu işte. Bize getirdi gazozları. Biz de dedik ki açabilir misiniz lütfen, içeceğiz hemen. O da dedi tamam açayım. Gazozları koydu oraya. Açacak arıyor ama açacak gazozların yanında duruyor zaten. Bu şimdi arıyor ben. Çaktırmıyorum, bir şey söylemiyorum. Arıyor böyle uykulu uykulu. Bana siniri geldi artık. Ben çok sabırsız bir insanım zaten. Adama döndüm dedim. Acaba aradığınız şey şu olabilir. Biz gül Allah gül. Adam da böyle yapıyor. Aa evet. Sanki hayatımda ilk defa açacak görmüş. Aa evet. İşte açtı derdi gazozlar. Ama söyleyiş tarzın olan orada. Ben direkt bir insanım arkadaşlar, lütfen. Ben de böyle. Ne yapayım, arıyor yani altta gözünün önünde bir adam. Ne yaptın, adam yorulmuş. Yardım ettim işte, kötü mü? Bunlar işte, gülüyor. Bence hiç komik bir hikaye değil. Bunlar gülüyor yanım. Bunu gösterdin mi? Ben şimdi göstermedim mi? Gösterdin galiba ama emin değilim, göster. Gabrini'nin A numaralı highlighter paleti. Bu da çok güzel bir palet, uygun fiyatlı, tavsiye ederim kesinlikle. Bunların şeyleri de var, tek tek böyle büyük olanları. Bu da Mary Luminizer'a benziyor. Benziyor evet. Bayağı bir muadili var yani. Şöyle çok sevilen yine ürünlerle devam edeyim. Sleek'in highlighter paletleri.
Ben de tabii ki klasik solstice paleti var. Bir krem, 3 toz aydınlatıcı içeren. Bende bundan bir tane daha vardı, o kırıldı. Onu geçen videomda zaten vücut yağı haline getirmiştim. Bir de Love Shook paleti var. Bu ama koleksiyon ürünüydü. Bu yok artık galiba. Bunlar çok güzel bunlar da ama biraz pahalı. Ama çok iyi. Evet, bayağı iyi bunlar. Hidratör olarak kullanılır mı? Kaşık. Göstereyim mi? Hı? Ne dedin değil mi? Sen bunu beni niye hiç dinlemiyorsun? Bunu evet, bu aslında highlighter değil arkadaşlar. Bu bir far. Trendy Top markasının, Türkiye'de satılmıyor. O yüzden fazla şey yapmayacağım. Ama Fenty'nin highlighter'ına çok benzediği için ben bunu highlighter olarak kullanıyorum. Aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Şimdi bir Instagram ürünüyle devam ediyoruz. Saproof'un Rainbow Highlighter. Bana Instagram'dan ulaşmıştı bu marka. Far paletini göstermiştim zaten son koleksiyon şeyimde. Ya ambalajı yok, direkt kartonda geldi. Klasik işte, çok modaydı ya bir aralar şu rainbow highlighter'lar, öyle bir şey. Çok severek kullanmıyorum. Nouvelle devam edelim. Bu bayağı iyi bir ürün. Ha 11. 06 okudum. NW. Bunlar bayağı MAC gibi yani. NW. Neutral Balm. Ne olmasın? NC de var o zaman. NC 11. Neyse, böyle bir ürün işte. Aynası var bunun hatta. Bu gerçekten doğal bir eyeliner. Evet, kesin eyeliner'dı zaten. Highlighter. Çok güzel ışıldıyor. Bir de şöyle Rival de Loop'un Puristic Shimmer Kit. Bu da maalesef koleksiyon ürünüydü. Ama bence Rival de Loop'un diğer aydınlatıcılarından pek farklı değil. Çok güzel bu. Rival de Loop demişken direkt Rival de Loop'la devam edelim. 01 Silver rengindeki şu ürün. Rossmann'larda satılıyor bunlar. Bayağı güzel bir highlighter. Deseni de güzel. Ve çok uygun fiyatlı. Yani uygun fiyatlı bir aydınlatıcı arıyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca bende Rival de Loop Young'ın ama Baked Highlighter'ı var. 01 Moondust rengi bu da. Bunlar efsane ya. Bunlar, evet, bayağı iyi baked olduğu için de. Bayağı güzel. Tabii benim ambalajı kırıldı. Kapanmıyor. Ama benim de öyle. Tam kapanmıyor. Şöyle Essence'in Pac-Man'le çıkarmış olduğu ürünü var bende. 02 Ready. Bu bayağı iyi ama maalesef koleksiyon ürünüydü. Satılmıyor artık. Wet n Wild da Pac-Man'le çıkarmıştı. Onu ama alamamıştım. Ve Essence'in Berry On yine koleksiyon ürünü. 01 Berry On My Mind Highlighter'ı. Bu çok pembe. Aslında allık olarak da kullanılır. Revolution'un Highlighter Reloaded Just My Type ürünü. Şöyle ve şöyle. Bunlar aşırı güzel. Bulabilirseniz alın bence. Çok tavsiye ederim. Ve yine bir koleksiyon ürünü. Catrice'in. Keşke bunu gerçekten getirseler. C01 Muse rengi. Performansı en yüksek highlighter'ım budur muhtemelen. Geri alıyorum sözümü. Bunlar daha performanslı. Wet n Wild'ınkiler. Tabii toz olduğu için sıkıştırılmış bir ürün değil. Ve aslında son ürünüm. Son ürünüme geldik. Pretty by Flormar. Baked Highlighter bu da. Yine baked. Baked ürünler çok iyi oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. 30 numarası bu da. Beige renginde. Bu da çok güzel. Yani Pretty by Flormar markası da güzel. Seviyorum. Beğeniyorum. Videoyu beğendiyseniz, koleksiyonum hoşunuza gittiyse ve videonun bu koleksiyon videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız, bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Öpüyorum. Instagram'ı da unutmayın.
Evet. Hoşçakalın.